Üçgenler üçgen konumuz. Bütün kenarları eşit, bütün açıları eşit, 60 derece çok güzel bir üçgen değil mi? Bakın buradan yükseklik indirince ne yapıyor? 30'un karşısı A bölü 2 ise 90'ın karşısı bunun iki katı. Yani A bölü 2'nin iki katı ne? A. Buradan alanını da bulabiliyoruz. Alanı ne oluyor peki? Onu da yazalım. Alan ABC eşittir. Bir formülümüz var. Lazım olur. Şimdi yazalım. A kare kök 3 bölü 4. Şimdi önceki derslerde ne demiştik? 30-60-90 üçgenini bundan sonra her yerde karşımıza çıkacak. Bakın burada ne diyor adam? Eşkenar üçgen diyor. O zaman bütün köşelerine 60'ları yerleştiriyorum. Şimdi o zaman bu ne oldu? 30 derece oldu. Burası da 30 derece oldu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı neydi? 4. Şimdi buradan buraya 14. O zaman burası da 14. Böylece buraya ne kaldı? 10 kaldı. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı ne olacak? Yarısı 5. O zaman buna ne kaldı? 5 kök 3. Şimdi gelelim buna. Yine ne yapıyorum? Tabii ki eşkenar dediği için 60'ları yerleştiriyorum. 60'ı yerleştirdim. Bakın şuraya ne yazacağım? 30 yazacağım. Burası 90, burası 60. O zaman buna da ne kaldı? 30 kaldı. Şimdi adam şu açıyı hesaplamak için ne yapıyor? 90 ile 60 topluyor. 150, 180'den çıkarıyor 30 falan. Böyle ameliliklere gerek yok arkadaşlar. Tabi spor olsun diye yapabilirsin ama 30, 60, 90 üçgeni. Yani aklında olsun. Bu 60, bu 90 ise buraya 30 kalır. Şimdi o zaman ne yapıyorum? 60'ın karşısı 2 kökü 3 ise ne yapıyorum? Kök 3'ü siliyorum. Buraya 2 yazıyorum. 30'un karşısı 2 ise de 90'ın karşısı neydi? 4. Öbür üçgene geldim. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 30'un karşısı ne yapacak? 5 olacak. O zaman 90'ın karşısı da bunun nedir? 2 katıdır. Yani 10. Böylece buradan buraya toplam ne olmuş oldu? 14 olmuş oldu. E buradan buraya da 14. Niye? Eşkenar üçgen çünkü bütün kenarları eşit. O zaman x'e de ne kaldı? 12 kaldı arkadaşlar. Peki devam edelim. Hemen ne yapıyorum? Eşkenar dediği için 60'ları yazıyorum. Buraya da 60 yazıyorum. Sonra buraya 30 kalıyor. Ve 30'un karşısı boş. 60'ın karşısı boş. Bomboş bir üçgen. O zaman ne yapıyorum? Her zaman 30'un karşısından başlıyorum. Buna x dedim. O zaman 90'ın karşısı ne oluyor? 2 katı 2x. Şimdi bu çizgiyle bu çizgi eşit değil mi? Eşit değil mi? O zaman yazalım. 8 artı 2x eşittir ne olacak? X artı 14. O zaman x buraya eksi olarak gider. Hani ne oluyordu? Küçük büyüğün ayağına gidiyor değil mi? O x ne yapacak? Büyüğün 2x'in ayağına gidecek. Böylece x eşittir 6. Şimdi ne yapıyorum? X'i yerine yazıyorum. Burası 6 ise burası toplam ne oldu? 20 oldu. O zaman bu da 20, öbürü de 20. Eşkenar üçgenin çevresi diyor. Ne olacak? 20, 40, 60. Bu kadar. Peki gelelim buna. Ne diyor? BF 3 eşkenarmış. Yani burası 60 derece. O zaman bu da 60, bu da, bu da. Bunlara da ne diyelim? X, X, X diye. Şu açılarda eşit. E şimdi bu 60 derece ise buna da ne kalacak? 30 derece kalacak. 30'un karşısında toplam ne var? X artı 3 var. O zaman 90'ın karşısı ne olacak? Bunun 2 katı. Yani 2X artı 6. Şimdi buna ne yapacağım? Eşittir diyeceğim. X artı 11 olacak. Sonra yine küçük büyüğün ayağına gidecek. X eşittir ne olacak? 11'den de 6 çıktı. 5. Ne soruyor bana? Çevre FBE. Fenerbahçeli erkekler üçgeninin çevresi. Yani 5, 5, 5. Ne yaptı? 15. Şimdi gelelim buna. Bakın şimdi arkadaşlar. Soruda sadece bir sayı varsa cevap ya yarısı ya kendisi ya iki katı. Yani ya bu ya da bu. Öğrenciler soruyor, hocam diyor, buradan hangisi acaba, 8'i mi işaretleyeyim, 4'ü mü işaretleyeyim? Adam yani atış tekniği gösteriyoruz adama.
Onu bile beğenmiyor, diyor ki hocam nokta atışı olsun. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi şu DB'nin arasına parmağınla ölç bir karış. AE'ye de geliyorsun. Orası da aynı uzunlukta. O zaman demek ki cevap 8'miş. Aynı uzunlukta çünkü. ÖSYM'nin şekilleri de düzgün olur. Sizi kandırmaz. Peki şimdi adam gibi çözelim. Bakın ikizkenar üçgen görünce yükseklik indirmeyen bizden değildir, değil mi? Ne yapıyorum? Şurası kaç derece? 30 derece. 30'un karşısına y desem 90'ın karşısı ne oluyor? 2y oluyor. Şimdi bu ikizkenar olduğu için hangi üçgen? DEC üçgeni. İkizkenar. O zaman burası da 8 artı y. Böylece eşkenar üçgenin bir kenarı da ne oldu? 8 artı 2y oldu. O zaman burası da 8 artı 2y. O zaman burası da 8 artı 2y. Şimdi 2y şurada zaten yazıyor. Burası 2y'ymiş. O zaman x'e de ne kaldı? 8 kaldı. Gördünüz mü? Cevap bu. Evet, gelelim bir sonraki sorumuz. Yeni nesil soru. Bu soruyu görünce hemen transit geçen arkadaşlar biliyorum. Ön yargı yapmayalım. Şekilde laptop varmış. Eni 8'miş. Tamam, yazıyor zaten. Flash bellek girişine 3 birim uzak. Buraya 3 yazıyorum o zaman. Buna da 3 yazayım. Sonra bu 8'miş. Bu da 8'miş. O zaman bu nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar. Şimdi neyi soruyor bana? Uzaklığı. Şunu soruyor. X. X'i ne yapıyorduk? Hipotenüs yapıyorduk. O zaman buradan aşağı ne yapıyorum? Bunu 90 olarak indiriyorum. O zaman ne oluyor? 90'ın karşısı şu taraftan yürüyelim. 8 ise burası 30 değil mi? 30'un karşısı ne yapacak? 4 olacak. O zaman burası da 60 olduğuna göre 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacak. O zaman 4 kök 3 buraya ne kaldı? Bu 4 ise bu toplam 4, yani buraya 1 kaldı. O zaman ne yapıyorum? Pisagor bağıntısı yapıyorum. Yani x kare eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Değil mi? Şimdi 4 kök 3'ün karesini alırken de ne yapıyorum? 4'ün karesini alıyorum. 16 kök 3'ün karesi de 3. Bu da ne yapar? 48 yapar. Buradan da artı 1 var. Topla ne yapıyor? 49 yapıyor. 49 diyor Azeriler, değil mi? Azeriler bizim kardeşimiz. Her zaman yanlarındayız. 49 diyerek de Azerileri yad ediyoruz. Yıllardır Karabağ neydi? Ermeni işgalindeydi. Yardımımız sayesinde işgali bitirdiler. Evet. Yaşasın Azeri Türk kardeşliği. Şimdi gelelim buna. Diklik merkezi ne demek? Dik. Dik yani. Adı üstünde dik. Bu ne? Dik değil mi bu? Buradan da çeksem bu da dik. İşte bu diklerin kesiştiği noktaya ne deniyor? Diklik merkezi deniyor. Yani yüksekliklerin kesişim noktası diklik merkezi. Bir tane de buradan çekelim. Evet, bunların merkezlerini buldum. Şimdi ne diyor? Bu merkezleri birleştir diyor. Şu mavi çizginin uzunluğunu bul diyor. O zaman bulalım. Bak şimdi şunların hepsi 30 değil mi? Bu da 30. Hatta burası da 8 kök 3 ne yaptı? 4 kök 3, 4 kök 3 ayrıldı. Şurası da 60 derece zaten. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı ne yapıyor? 4 oluyor. 90'ın karşısı ise 8 oluyor. Şimdi bakın burası 8 kök 3 iken şu çizgi 8 çıktığına göre burası da 6 kök 3 iken o zaman bu çizgide ne çıkacak? 6 çıkacak. Şurası da 30 derece olduğuna göre o zaman şurada bir ne oluştu? 90 oluştu. 6 ile 8'i görünce de ne yaparım? Buraya 10'u yapıştırırım. Evet, burada ne diyor? Bütün eşkenar üçgenin yükseklikleri aynı uzunluktadır diyor. Şimdi şuraya bakıyorum. Burası. Bakın şimdi AH'yi soruyor. AH'yi bulmak yerine ben DE'yi bulsam aynı şey değil mi? Bu da sonuç itibariyle eşkenar üçgenin yüksekliği. O zaman bulalım. Bunu bulmak daha kolay değil mi? DE'ye 2 demiş. Buna da 6 demiş. Böylece
şu haşı bulmak için ne yapıyorum? Haş kare eşittir 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Bu da ne yapıyor? 36 artı 4 eşittir. Kaç yapar? 40 yapar. Şimdi kök 40 şıklarda yok. X kare h kare 40 ise h kök 40. Ama ne yapıyoruz? Bunu çarpanlarına ayırıyoruz. Böl 2'ye 20. Böl 2'ye 10. Ha, şimdi bu 2 tane 2 ne yapıyordu? 1 tane 2 olarak dışarı çıkıyordu. Şu da ne oluyor? Kökün içinde kalıyor. Bu 2 ruh ikizini buluyor. Dışarı çıkıyor. Öbür 10 çıkamıyor. Böylece cevap 2 kök 10 oldu. Şimdi buna bakalım. Burada da şu yükseklik yani BD ile bu ne eşit? Şimdi soruda adam ne diyor? Bak diyor ki BD EF'ye eşit diyor. Yani şu çizgi EF'ye eşit. Bu ne ya böyle iki tane alakasız çizgi mal gibi. Biri Amazon'da biri Trabzon'da. Ne yapıyorum? Bunları el ele tutuşturmam lazım. Bakın şimdi şu BD Amazon'dakini ne yapıyorum? Böyle buradan tık 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 çizince bu da aynı şey olmuyor mu? Bak böylece E noktasında matematiksel romantizm oluştu. Bak el ele tutuştular. Gördünüz mü? E şimdi şurası da zaten 90. O zaman 90'dan 26 çıktı. Ne kaldı geriye? 64 kaldı. O zaman şurası da 30 derece, değil mi? E ne yaparım? 180'den 64'ü çıkarırım. Ne kaldı geriye? 8'den bir onluk vermişti. 7'den ne yaptı? 116 kaldı. Bölü bunu da 2'ye böleceğiz. Niye? Çünkü şu açıyla bu açı eşit ya. O yüzden. Bu açıyla bu açı eşit. Şimdi bunu da 2'ye böl. 100'ü 2'ye böl. 50. 16'yı 2'ye böl. 8. O zaman demek ki 58'miş. Kısaca. Ha şimdi şu 58 ise o zaman 58'den de 30'u çıkarırsam geriye ne kalıyor? 28 Giresun. Peki gelelim buna. Şimdi burada ne diyor? DE paraleldir BC diyor. Ha bu çizgi bu çizgi. O zaman burası da 30 derece, değil mi? O zaman bu da 30 derece. Ha iyi güzel. Burası da 120 derece, değil mi? 120'nin karşısı ne oluyordu gençler? 6 kök 3, 30'un karşısı 6 kök 3 ise 120'nin karşısı 6 mıydı? Tabii ki hayır. Niye? Senin şimdi baban 4 yaşındaki kardeşine 50 lira verse, sana 10 lira verse kabul eder misin? Tabii ki hayır. Öyle mi? O zaman 120 karşısında neden 6 yazıyorsun? Yanlış. Daha büyük bir şey vermelisin. Çünkü bu daha fazlasını hak ediyor. O zaman ne yapıyorum? Buna 6 kök 3'ü kök 3 ile çarpıyorum. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı nedir? 3'tür. 6 çarpı 3'te ne yapar? 18 yapar. Bak burası 18 oldu. Tamam güzel. Şimdi başka ne diyor? DE de BC'ye paralelmiş. Ha iyi. DE de BC'ye paralel. O zaman şu 30'lar da buraya geliyor. Değil mi? Bu da 30. Ha çok güzel oldu. Tamam şimdi bak şuradan da bir çizgi çizdiğimde. Bu da eşkenar üçgen olduğu için. Bu da 6 kök 3. Öyle değil mi? Bu da 6 kök 3 oluyor. Şimdi şu yamuğu görüyor musun? Bak şuradaki yamuğu. Bak şu. Şurada bir yamuk var. Çünkü alt tabanı üst tabanı paralel. Ve hatta bu çizgi bu çizgiye eşit olduğu için bu çizgi de bu çizgiye eşit. Değil mi? O zaman demek ki burayı ne yapacağım ben? Şurayı birleştireceğim. Bak daha güzel böyle birleştireyim. O zaman bu çizginin uzunluğu da ikizkenar yamuk olduğu için 6 kök 3 değil mi? O zaman bu çizgi de bu çizgiye eşitmiş. Böylece ne oldu? B, C, E, D bir paralel kenar oldu. Adamın sorduğu şey de ne oldu? 18'e eşit oldu. Evet şimdi burada da bakın bu çizgi bu çizgiye paralel. Bu buna paralel. Bu da buna. Kime paralelse bunların toplamı ona eşit oluyor. Şimdi bakın dünyanın en kolay sorusu. Bak bir kenarını 21 vermiş. Şimdi 6 buna paralelmiş. 4 buna paralelmiş. X de buna paralelmiş. Ha, o zaman bizim kuralımız geçerli. 6 artı 4 artı X eşittir 21. Değil mi? Buradan da X eşittir 11. Gördüğünüz gibi sözelciler de sevinsin.
garibanlar üzülmesinler, bir geometri netimiz olsun diye böyle bir soru koymuşlar. Peki gelelim buraya. Şimdi burada bakın 2 buna paralel, 4 buna paralel. O zaman kime paralel çizilmemiş? Buna. Hemen ne yapıyorum? Buna da bir paralel çiziyorum. Ve bir bakıyorum bütün paralellerin toplamı 14 olduğuna göre o zaman demek ki bu çizgiye ne kaldı? 4 ile 2'yi topla 6, 14'ten çıkar, 14 eksi 6 ne yapar? 8. Demek ki burası 8'miş. E şimdi bu çizgi bu çizgiye paralel olduğuna göre burası 60 derece değil mi? Yöndeş açı. E şimdi şu açı bu açıya eşit olduğuna göre, burası da 60 olduğuna göre, iki iç açının toplamı diğer köşeki dış açı olduğuna göre bunlara ne kalıyor? 30. E şimdi bu 30, bu 60 olduğuna göre şu tepeye de ne kalıyor? 90. Böylece KF'yi içine alan bir dik üçgen oluşturdum. 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı, yani buradan buraya kadar KF, yani ne olur? 8 kök 3 olur. Bakın burada da yükseklikçiklerin toplamı bir yüksekliğe eşit. Şimdi mesela bir yükseklikte buradan çeksem, bakın bu da ne oluyor? Buna paralel. Gördünüz mü? Kime paralelse ona eşit oluyor. Bir yükseklikte buradan çekiyorum. Mesela bu yükseklik böyle olur mu? Hayır, olmaz. Nereden geçecek? Tabii ki yükseklikler daima bir noktada kesişir. Bakın buradan geçecek. Şimdi bu yükseklikte ne yapıyor? Şu buna paralel oluyor. Böylece bütün yükseklikçikler yüksekliklere paralel oluyor. Bunların toplamı da bir yükseklik yapıyor. Şimdi üçüncü yükseklikçiyi buradan çekiyorum ve bu üçünün toplamı bir yükseklik yapacak. Şimdi şekil karışmasın diye ayrıca bir eşkenar üçgen çiziyorum. Şuradan 90 indireyim. Buradan şimdi ne yapıyorum? Bunun bir kenarı 26'ymış. Soruda söylüyor. Bu da 26. O zaman burası 13, 13. O zaman burası da ne yapıyor? 30, 30 yapıyor. Burası da 60. E 30'un karşısı 13 ise 60'ın karşısı ne oluyordu? 13 kök 3. Az önce ne demiştik? Yükseklikçiklerin toplamı bir yüksekliğe eşit. Yani kime eşit olacak? 13 kök 3'e. O zaman buna ne kalıyor? 4 kök 3 kalıyor. E şimdi bu buna paralel olduğuna göre bu çizgiler, e burası 60 derece ise bu da 60 derece. O zaman 60'ın karşısı 4 kök 3 ise şurası da 30 olduğuna göre 30'un karşısı 4 olur. E 90'ın karşısı ne? 4'ün 2 katı 8. Böylece x'in 8 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi buna bakalım. Bu biraz benzerlikle bulunuyor. Bakın şimdi burada bu çizgi şu aşağıya paralel olduğu için o zaman burası da 60 derecedir. Burası da 60 derece olduğuna göre bu 3 birimse şurası da 3 birimdir. Buradan buraya da 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 birim. Böylece en küçük üçgenle en büyük üçgenin benzerlik oranı ne oldu? 1 bölü 8 oldu. Yani şunun bir kenarı 1 ise bunun bir kenarı 8. Böylece benzerlik oranı ne yaptı? 1 bölü 8 oldu. Peki benzerlik oranı 1 bölü 8 ise alanlar oranı kaç oluyor? Şimdi onu da rahat anlamanız için bir örnek vereceğim. Bakın şimdi bu kareyle bütün kareler bir kere birbirlerine nedir arkadaşlar? Benzerdir. Şimdi bu karenin bir kenarı 2, bu karenin bir kenarı 3 olsa benzerlik oranı ne? 2 bölü 3. Peki bunun alanı ne? 4 değil mi? Bunun alanı ne? 9. Gördüğünüz gibi benzerlik oranı 2 bölü 3 iken alanlar oranı ne yapıyor? Benzerlik oranının nesi? Karesi değil mi? 4 bölü 9, yani benzerlik oranının karesini alacağım. O zaman bunun karesini alırsam bu ne oluyor? Alanlar oranı. Alanlar oranı. Yani alanlar oranı neymiş? 1 bölü 64. Peki, yani bu ne anlama geliyor biliyor musun? Şu küçük üçgenden bu büyük üçgenin içinde 64 tane var demek oluyor. Şimdi burada ne diyor adam? Ha, 64 tane küçük üçgen 96 eşitmiş.
64 tane. Bu neymiş? 96'ymış. Peki bunları saymamı istiyor adam. Bunların boyalı diyor. Kaç tane var? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada var. 6 tane burada, 6 tane burada. 2 tane burada, 2 tane de burada. 6, 3'ün 18, 18, 20, 22. 22 tanesinin alanı nedir diyor. Şimdi bakın burada doğru orantı yapacağım. Ve araya bölü çizgisi çekiyorum. En kolay yöntem. Şimdi bunları sadeleştireceğim. Bakın şimdi. 64 ile 22'yi sadeleştireyim. 2'ye böleyim yani. Burası 32 oldu. Sonra şu 32 ile de 96'yı sadeleştiriyorum. Direkt 32'ye böldüm. Buradan da 3 kaldı. Sonra içler dışlar çarpımı yapıyorum. X ile 1'in çarpımı x. 3 ile de 11'in çarpımı ne yapar? 33 yapar. Şimdi burada ne diyor? A'ya uzaklıkları eşit. O zaman bu çizgi bu çizgiye eşitse bu da buna eşit, değil mi? Mesela buna A desem buna da A diyeceğim. Gidelim. O zaman bu çizgiyi de bu çizgiye ne dedik? Paralel oluyor o zaman mecburen. O zaman şu küçük üçgen de ne yapıyor? Eşkenar üçgen oluyor. Çünkü paralel ya, bozulmuyor. Bu da A, bu da A. Peki şimdi şuna A, buna da B diyelim bari. Bu da o zaman B oluyor. Peki buradan buraya toplam ne? A artı B. O zaman burası da A artı B oluyor. Neden? Çünkü bu mavi renkli üçgende nedir? Bir eşkenar üçgendir. Peki şimdi bakalım adam ne diyor? Katlama sonucunda elde edilen şeklin çevresi. Ha, bunun çevresini soruyor. O zaman bakalım neler var içinde? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Bakın şu A'yı saymıyorum. Neden? Çünkü bu şeklin içinde, çevresi deyince dışındaki çizgileri sayacağım. Evet, ne olmuştu? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. 5A. Şimdi B'leri sayalım. 1B, 2B, 3B. Artı 3. Tamam. Şimdi bunları da gelip tekrar buraya yazalım. Bakın bu A ise burası ne oluyor? A artı B, değil mi? Böylece burası toplam ne oldu? 2A artı B oldu. Şimdi ne diyor? Kağıdın katlanmadan önceki çevresi. Ha, yani bundan kaç tane var? Şundan çarpı 3, değil mi? O zaman ne oluyor bu? 6A artı 3B. Şimdi cümleyi tekrar okuyalım. Bu kelimelerin yerine şu matematiksel şeyi okuyacağım. 5A artı 3B virgül 6A artı 3B'den 12 daha azmış. Bu fazlaymış şu alttaki. O zaman çıkarma yapalım. 5A'dan 3B'yi çıkarayım, değil mi? Çıkarırsam ne kalır? Bu 3B'ler gider, değil mi? Sadece 1A kalıyor. Bu 1A da neye eşitmiş? 12'ye. Adam öyle diyor. Peki BK dediğin neresi? Burası A yani. A 12'ymiş o zaman. Aa, ne güzel, bulduk, bitti. O zaman ne oldu? Soruda sadece bir sayı varsa cevap kendisi çıktı. Gerçi yarısı da var. Ama en güzeli tabii ne yapmak? Salladığın şeyi ispatlamak çok önemli. Evet, ödevimiz bunlar. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her hafta bir ders paylaşacağım. O yüzden beni takip eden resmen dershaneye gitmiş, geometri dersleri görmüş kadar olur. Ve çözemediğiniz soru olursa Instagram'da da ne demiştik, bir sayfamız var. Oradan sorularınızı yollayabilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfamız geomatrix. Hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.